Mekke, tek bir yaprağın yeşermediği bir vadide bulunan bu şehir, İslam'ın beşiği ve Allah vahyinin indiği yerdir. Işığın geldiği yer, iffetin ve saflığın toprağı, Allah'ın son elçisi, peygamberlerin en yücesinin yurdu. Mekke, Tarihi ve kutsallığı göz önüne alındığında Mekke, Arap Yarımadası'ndaki en önemli şehirdir. Hint ve Hindi Çin'le birlikte Güneydoğu Asya'da yer alan üç yarımadanın en genişi olan Arap Yarımadası, eski dünyanın da merkezidir. Arabistan ve Hindistan arasında 900 kilometrelik bir alan uzanır. Bunun yanı sıra Arabistan, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi boyunca İran ve Irak'ta da kıyı komşusudur. Kuzeyde Suriye, Irak ve Mısır'la sınırları bulunur. Şam, Irak'taki Büyük Suriye ve Sina çölleri de yine Arap Yarımadası'nın uzantılarıdır. Mezopotamya düzlükleri ve Halep'ten Hama, Hum Golta, Filistin'le daha aşağıda Akabe'ye kadar olan Suriye ceziresi de aynı şekilde Arabistan'ın dar sahil şeridinin küçük ama daha çok verimli bir biçimde devamıdır. Eski dünyanın pek çok medeniyeti Arabistan'ın eteklerinde boy verdi. Pek çok dalga, akım ve din burada buluştu. Denizler ve nehirlerle çevrili olmasından ötürü Arabistan Cezire yani ada diye anılır. Tehama, Hicaz, Necid, Arut ve Yemen olmak üzere başlıca beş bölgeye ayrılır. Tehama, Kızıl Denizi'ne paralel sahil şeridinde Sarat Dağları boyunca uzanır. ise Yemen'den Şam'a kadar yayılan sıra dağların arasında. Tehama ile Necid'in tam ortasında yer almaktadır. İşte Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yeri olan Mekke, bu bölgede yani Hicaz'dadır. Akdeniz'in ikliminden tropikal iklime geçiş bölgesi sayılan Arabistan üzerinde Kızıl Deniz'in de mevsimsel etkileri görülür. Arabistan yazdan kışa 48 dereceyle 18 derece arasında değişen tropikal cephelere maruz kalır. Kışın düzensiz bir şekilde yıllık ortalama 80 ile 120 milimetre arasında yağış alır. Kuzeybatı ve doğu rüzgarlarıyla kışlar nemli, yazlar kuraktır. Granit kayalardan oluşan karanlık dağlar Mekke etrafını çepeçevre kuşatır. Bu dağlar öylesine büyük hadiselere tanıklık etmişlerdir ki mesela Hira mağarası ilk vahyin evi olmuş. Turda, Dağı, Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir'in Medine'ye hicreti sırasında onlara kucak açmıştır. İbrahim ve İsmail, Kabe'yi Ebu Kubeys ve Hindi dağları arasında inşa etmişlerdir. Bu dağların hemen doğusundaysa Mina Vadisi, Müzdelifiye ve Arafat gibi kutsal haç mekanları yer alır. Gezgin de Verger'e göre çöl boyunca yol alan kervanlar Sam yerinin ilk işaretlerini size berrak bir şekilde tarif edebilirler. Gökyüzü önce dumanlı bir hal alır. Sonra kızarır ve ardından da kararmaya başlar. Gün ışığı gitgide soluklaşır. Bu arada, korkunç fırtınaların denizi dövüşü gibi... ...şiddetli bir rüzgar havayı ince kum taneleriyle doldurur. Tam o anda, ruh göğüs kafesini zorlamaya başlar. Gözler kan çanağına döner... ...ve dudaklar çölün kendisinden bile daha kuru bir hal alır. Develer, burunları kumla dolup yere çökene kadar kaçışıp dururlar... Eğer kervan, talih yaver gider de fırtına dinene dek sığınacak kayalık bir yer bulursa kurtulur. Ancak kaybolmuş ya da sığınaktan çok uzağa düşmüşlerse yavaş yavaş dirençlerini ve yaşama arzularını yitirmeye başlarlar. Artık devam etmeye mecelleri kalmamıştır. Kadere teslim olur. Bir başka meşhum fırtına gelip kemiklerini açığa çıkarana dek kum tepelerinin dibine gömülür giderler. Mekke, Hz. İbrahim'den yüzyıllarca önce de vardı. Fakat Hz. İsmail'in buraya gelip yerleşmesi ve zemzem kuyusunun akmasıyla birlikte önemi de giderek arttı. Zamanla Mekke'de ilk kutsal evin sütunları yükselmeye başladı. ...Cürhüm ve Huza gibi kabilelerin yerleşiminin ardından, Milattan sonra yaklaşık 5. yüzyılda Kusay bin Kilab'ın gelişiyle Kureyş yavaş yavaş hakimiyeti ele geçirdi. Bu dönemde çamur taş karışımı evler yerini deve tüyü çadırlara bıraktı. Kusay, Kabe'nin etrafındaki meydanın boyutlarını belirledi ve asla Tanrı evinden yüksek olmamak kaydıyla insanların meydanın dört tarafına, yolları Kabe'ye çıkan evler yapmalarına izin verdi. Arkeolojik bulgular, Mekke'de insan yerleşiminin taş devrine kadar uzandığını ortaya koymaktadır. Milattan önce 37 ile 100 yıllar arasında yaşamış olan Josephus Flavius, o dönemdeki kabilelerin isimleri ve Araplarla Nabatiler hakkında kayda değer bilgiler sunmaktadır. Arapları özgürlük aşığı diye niteleyen Sicilyalı Theodorus'a göre bu insanlar katışıksız bir özgür iradeye inanır ve gökyüzünü battaniye olarak kullanır. Arabistan daima dinlerin ve kutsal vahyin beşiği ola gelmiştir. Sayısız nehirleriyle adeta cenneti andıran Hadramut'un güneyinde yaşamış olan Hud peygamber ve kavmi Ad da yine bu topraklara boy göstermiştir. Allah Kur'an'da der ki, Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o kavmini ahkaf denilen yerde uyarmıştı. Ondan önce de sonra da nice uyarıcılar gelip geçmişti. Onları Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ben sizi bulacak dehşetli bir günün azabından korkuyorum diye ikaz etmişti. Ahkaf 21 Salih peygamberin ve Semud kavmimin de yaşadığı bu topraklar, başka diğerlerde zulme uğrayıp da göç etmek zorunda kalmış diğer dinlere mensup pek çok insanı da ağırlamıştır. Yahudiler Roma zulmünden kaçıp Yesrib'e, Medine'ye sığınmış, Hristiyanlar Necran imparatorlarından iltica talep etmişlerdir. Arabistan, sayısız Pınar ve Vaha'nın yanı sıra, Rimma, Davaser, Arar ve 300 kilometre uzunluğundaki Sarhan gibi farklı büyüklüklerde pek çok vadiye sahiptir. Burası, şefkat ve merhametin rahmet peygamberi eliyle aleme saçıldığı topraklardır. Biz seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik. İslam öncesi dönem, milattan sonra 6. yüzyıl. Muhammed Milattan sonra 6. yüzyıla gelindiğinde zamanın dinleri bozulmuş, kutsal kitaplar tahrif edilmiş, Tanrı buyruğu sapkın kimselerin elinde çarpıtılmış bir haldeydi. Putperestlik her yere yayılmıştı. Yahudilerin kutsal metinleri tahrif ederek neredeyse bir tür paganizme dönüştürmesi yüce Kur'an'da şöyle anlatılır: Musa size apaçık bir mucize getirmişti. Sonra siz büyük bir inkar ve zulüm içinde uzayı ilah edindiniz. Yine Yahudiler, Rabbilerini ve din adamlarını Allah'tan üstün tuttular. Milattan sonra 7. yüzyılda Yahudiler, Kuzey Suriye'deki Hristiyanlarla Pers Kralı Fukas arasında, bedeli Suriye Hristiyanlarının canlarıyla ödenecek korkunç bir kıyımla sonuçlanan entrikalara imza attılar. Bu durum Kur'an'da şöyle anlatılır. Cahiller hakkında hiçbir mesuliyete sahip değiliz demiyorlar mı? İşte onlar Allah'a karşı bile bile yalan söylüyorlar. Ve Suriye Hristiyanları, Roma İmparatorluğu ve Mısırlılar arasında ...Hazreti İsa'nın doğası ve hakikati üzerindeki çatışmalara dayanan... ...dehşetengiz bir savaş patlak verdi. Pers İmparatorluğunda... ...Mitra, Aşa, Yima gibi tanrılar ya da Zerdüşt... ...Mani ve Mezdek gibi inanışlarla birlikte... ...ateşe ve gezegenlere de yönelmiş pek çok paganizmin çeşidi cirit atıyordu. Çin'de ise Lao Tzu... Konfüçyüsçülük, Budizm gibi öğretilerle atalar kültü hüküm sürüyordu. Hindistan'da insanların sayısız tanrıya, ineklere ve gezegenlere taptığı Brahmanizm son derece yaygındı. Arabistan'da ise insanlar Hz. İbrahim'in yolundan gitmekteydi. Arabistan'daysa insanlar Hz. İbrahim'in yolundan gitmekteydi Allah diyor ki Ey ehli kitap İbrahim hakkında niçin çekişiyorsunuz Tevrat da İncil ondan sonra indirildi Akıl edemiyor musunuz İşte sizler Haydi bildiğiniz şeylerle tartıştınız Ama bilginiz olmayan konularda Niye tartışıyorsunuz Allah bilir Siz bilmezsiniz İbrahim Yahudi de değildi Hristiyan da değildi. O ancak hanif bir Müslümandı ve müşriklerden de olmadı. Ali İmran 65 66 67. Kureş kabilesi Uzualı Amr bin Lahin'in Şam'dan getirdiği küçük putları birer tapınç nesnesi olarak İsmail'i inancının içine sokup da ...onu tahrif edene dek İbrahim dinine sadık kaldı. Söz konusu küçük putlar... ...Başila, Tuşra, Şara ile Menat... ...Uzza ve Hübel'di. Evet, paganizm Arabistan ve Akdeniz havzasında... ...altın çağını yaşıyordu. ...Hacer ve oğlu İsmail... ...Mekke'ye ilk gelenlerdendi. Ardından Cürüm... ...Zemzem'in yakınına yerleşti. İbrahim Kabe'yi inşa etti... ...ve insanlar kuşaklar boyunca... ...onun yolunu... ...Hanefi inancı izlemeye devam etti. Cürüm kabilesi... Uza karşısında giderek zayıflayıp iktidarını yitirirken Kusay Kabe'nin koruyuculuğunu üstlendi ve Kureş kabilesini Mekke'de toplayarak emir oldu. Kusay Mekkelileri, yerliler ve Mekke çevresinde yaşayan fakir savaşçı bedeviler olmak üzere birbirinden ayırdı. Yerliler, Abdümenaf, Beni Abdüdare, Beni Abdüluza beni Zühre, beni Mahsum, beni Teim, Cuma, Sem, Uday, beni Atik ve beni Luay olmak üzere on bir kabileden ibaretti. Bedevilerse ise dört kabileden oluşuyordu. Beni Muharip, El Haris bin Fahri, Beni El, Erdem bin Galip bin Fahri, Beni Hasis bin Ahmer bin Luay. Kureş, Kenanların alt kollarından biriydi. Ve iki kabile arasında ilişkiler, evlilikten doğan akrabalık bağlarıyla da güçlendirilmişti. Yine Mekke dışında yaşayan ve Kureş kervanlarını koruyan Habeşişlilerle ve Mekke ile Şam ve Irak arasındaki ticaret yolları boyunca kimi ittifaklar kurularak bir takım bağlar tesis edilmişti. Kureyş bu kabilelerin liderleriyle ortaklık kurmuştu ve onlara iyi para ödüyordu. Haşim bin Abdümenaf tarafından geliştirilen bu sisteme İlef adı veriliyordu. Haşim bir dizi ticari anlaşmayla Roma ve Pers topraklarında ticaret yapma hakkını elde etmeyi başarmıştı. İslamiyet öncesi Mekke ekonomisi ticaret merkezliydi. İlef politikası ve ticari anlaşmalar sermaye yatırımlarının gitgide çoğaldığı müreffeh bir Mekke'nin oluşmasına büyük katkıda bulunuyordu. Kureyş, Habeşistan'dan koku, deve kuşu tüyü, fil dişi, deri, baharat ve köle ithal etmek üzere kervanların yanı sıra Habeşlilerin gemilerini de kullanıyordu. Yine Şam'dan buğday, un, yağ ve şarap, Hindistan'dansa altın, kalay, mücevher, fil dişi, sandal ağacı, baharat, biber, ipek, yünlü ve keten dokumalar, amarant, safran, gümüş, pirinç ve çelik çatal bıçak takımları ithal edilmekteydi. Öte yandan Arabistan yağ ürünleri, hurma, kuru üzüm, hayvan kılı, deri ve kornişon gibi kimi ürünleri de ihraç etmekteydi. Bütün bunlar ezeli bir dini öneme sahip olan Mekke'yi ticari açıdan da öne çıkardı. Filli istilacılar. İbni İshak, Kabe'yi yıkmaya çalışan üç kraldan bahseder. İlk ikisini Huza geri püskürtmeyi başarmıştı. Üçüncüsü ise Kureyş dönemine denk geldi. Ebrehe, Habeşistan Kralı Necaşi tarafından Yemen'e vali olarak atandığında, kralla Arabistan'da Hristiyanlığı yaymak üzere anlaştı. Ve Arapları kutsal Kabe'den uzaklaştırmak amacıyla devasa bir kilise inşa etti. Ardından Mekke'yi yerle bir etmek için yola koyuldu. Taif'e ulaşana kadar kendini durdurmaya çalışan bütün kabileleri yok etti. Taif de, Tekif kabilesi yolda kendine eşlik etmek üzere Ebercel'i görevlendirdi. Yol boyunca Ebrehe kılavuzluk eden Ebercel, Mekke'ye 20 kilometre kala öldü. Ebrehe, Mekkelilerin sürülerine baskın yaptı ve Mekke lideri Abdülmuttalib'e ait 200 deveyi ele geçirdi. Ebrehe, savaşmaya niyetli olmadığını, Sadece Kabe'yi istediğini söylemek üzere Abdülmuttalibi yanına çağırdı. Abdülmuttaliple karşılaşması Ebre'yi çok etkilemişti. Yatağından fırladı ve onu yanına oturtarak niçin geldiğini sordu. "Develerimi geri istiyorum." diye yanıtladı Abdülmuttalip. Ebre Abdülmuttalibi tepeden tırnağa şöyle bir süzdü ve varlığınızı ve dininizi temsil eden Kabe'yi al aşağı etmeye geldiğimi bildiğin halde develerine daha fazla önemsiyorsun demek dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalip, ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin onu koruyacak kendi efendisi var diye cevap verdi. Ebre, efendiniz Kabe'yi benden koruyamayacak diye karşılık verdi ve develerini Abdülmuttalip'e iade etti. Abdülmuttalip bu defa Ebre'ye kutsal evin güvenliği karşısında Tüheme'nin servetinin üçte birini teklif etti. Ancak teklif reddedildi. Abdülmuttalip develeri aldı ve onları Kabe'ye vakfetti. Belki develeri savaşta telef olacaktı. Ama Allah'ın bunun intikamını alacağını umuyordu. ...halkına Ebrehe'nin ordusundan korunmak üzere dağların doruklarına çıkmalarını söyledi. Ardından Kabe'ye döndü ve kapının halkısına yapışarak... ...Tanrı'ya kutsal evi koruması için yalvarmaya başladı. Ebrehe Mekke'ye saldırıp Kabe'yi yıkmaya azmetmişti. Fakat pillere yürüme emri verdiğinde yüzlerce kırbaç darbesine rağmen... ...hayvanların bir milim bile kımıldamadığını hayretle gördü. Tam o anda Tanrı denizden... Pençelerinde her biri isabet ettiğinde insanı paramparça eden taşlar taşıyan kuşları yolladı. Ebrehe vuruldu ve askerleri onu paramparça dökülür bir halde taşımak zorunda kaldı. Senaya vardıklarında Ebrehe ölümlerin en korkuncuyla tanışmıştı. Ve Tanrı şöyle dedi. Görmedin mi? Kabe'yi yıkmaya gelen fi sahiplerine Rabbin neler yaptı? Onların hilelerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. O kuşlar ki kurumuş çamurdan taşlar atıyorlardı onlara ve nihayet onları çiğnenmiş saman yaprağına çevirdi. Fir suresi. Habeşlilerin Tanrı'nın inayetiyle bozguna uğratılmasıyla birlikte Arapların Kureyş'e saygıları da arttı. Kureyş ve kutsal ev böylesine bir beladan kurtulduğuna göre onlar Allah'ın sevgili kulları, Kabe de Allah'ın eviydi. Bütün bunlar Mekke'den bir peygamber çıkacağının ve o peygamberin putlarla kirlenmiş şehre eski safiyetini kazandıracağının ilahi işaretleriydi. Hicri takvimde fil yılı olarak geçen, milattan sonra 570'te gerçekleşen bu olay tarihte bir dönüm noktasıydı. 5. yüzyılın ortalarına doğru Mekke, sınırlı ölçekte de olsa bedevi yapıdan medeni yapıya doğru usul bir dönüşüm yaşıyordu. Hz. Muhammed'in 5. kuşaktan büyük babası Kusay bin Kilab, demokratik bir sistem oluşturmuş ve Kureyş kavmini Mekke'de bir araya getirmişti. Kusay, Mekke'ye gelen elçilerin yeme, içme, konaklama ve barınma gibi bir takım lojistik hizmetlerinden sorumluydu. Kabe'nin hemen yanına Darun Nedve'yi kurmuştu ki, burası bir tür meşveret, yönetim ve toplantı binası işlevi görüyordu. Kusay'nın hayatı boyunca sürdürdüğü yönetim, Mekke üzerinde neredeyse bir din kadar etkili olmuştu. Genç olsun, yaşlı olsun, Kusay'nın soyundan gelenler hariç, Darun Nedve'ye sadece 40 yaşını doldurmuş olanlar girebiliyordu. Bu itibarla Darun Nedve, Haşim, Ümeyye, Masum, Mucumah, Sehem, Teym, Uday, Esed, Nefel ve Zühre sülalelerine özel bir mekandı. Onlar on seçkin kabilenin alt kollarıydı. Kusay'ın ölümünden sonra yetki ve sorumluluklar Kureyş'in alt kolları arasında yeniden dağıtıldı. Haşim sülalesi hacılara su verme görevini üstlendi. Ümeyyeler ise Kureyş sancağı El-Ukab'ı aldılar. Nefel ailesi yiyecek teminini üstlenirken, Abdüddarlar Kabe'yi hizmet ve anahtarların muhafazasıyla görevlendirildiler. gerektiğinde yetkiyi dağıtmak ya da kendini toplamak üzere herhangi bir konuda anlaşma sağlama ve danışma makamı olarak Esed sülalesi seçildi. Mekke gittikçe büyüyor ve insanlar giderek daha müreffeh bir yaşama kavuşuyordu. Bedir Savaşı esnasında Kureyş'in Şam'dan dönen kervanlarının sürü sayısı binin üzerindeydi ve kervan 50 bin dinar değerindeydi. Zamanın geçerli akçesi olan Roma, Bizans ve Pers paralarını kullanıyorlardı. İslam öncesi dönemde Arabistan'da tedavülde olan iki para birimi vardı. Dirhem ve Dinar. Dirhem, Roma ve Pers olmak üzere her biri özel isimlerle anılan iki gümüş paraydı. Her ikisi de kendi içerisinde rakamlara göre ağırlıklara sahip olan bu paralarla Mekkeliler sayısal değerlerinden çok ağırlıklarından dolayı ilgileniyorlardı. Bir dirhem 55 orta boy arpa tanesine eşitti. Bir birim altın 72 buğday tanesi çekerken 10 dirhem 7 birim altın ağırlığındaydı. <laughs> Hz. Muhammed'in peygamberliği döneminde gümüş paraların kullanımı daha yaygın hale gelmişti. Altından yapılmış olan dinarsa İslamiyet öncesi Hicaz ve Şam'da kullanılmaktaydı. Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan medeni paranın üstünde kralın görüntüsü, ismi ve tarih bulunuyordu. İncil'de pek çok kez zikredilen dinar bir birim altına denkti. Bizans dinarı ise 425 gramdı. Dirhem ve dinar arasındaki ağırlık oranı 7 bölü 10'du. Buna rağmen bir dinar 10 dirheme eşit kabul edilmekteydi. Ebu Davud'un Amr bin Şuayb'den aktardığına göre, Hz. Muhammed döneminde kan parası 800 dinar yahut 8000 dirhemdi. Kureyş had its set of weight and capacity measurements. Kureyş'in Sa, Mut, ratle, Ukiya, Ukiya ve Miskal gibi kendine ait ağırlık ve hacim ölçüleri vardı. Bunlar da kendi aralarında büyüklü küçüklü pek çok birime ayrılıyordu. Kureyşliler ayrıca Kur'an'da da bahsi geçen pay ve hisse işlemlerine dair bir takım hesaplamaları da kullanıyorlardı. Dinde, ticarette, medeniyette ve edebiyatta kazandığı ayrıcalıklı pozisyonla Arabistan'daki en önemli şehir haline gelen Mekke, liderlik konusunda neredeyse sena ile yarışır bir noktada bulunuyordu. Habeşlilerin Senayi aldığı ve şehrin daha sonra 6. asrın ortalarına doğru Perslerin vesayeti altına girdiği dönemlerde Mekke en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. Komşu krallıklar Hira ve Gazan giderek itibarlarını kaybederken Mekke manevi ve sosyal açıdan Arapların başkenti konumuna yükseliyordu.